Projemizin temelleri 2013 yılında atıldı. Yani fikren temelleri 2013 yılında atıldı. Arsanın edinilmesi, 2014 yılında projeye başlanılması, 2015 yılında ruhsatların alınarak inşaata başlanması şu anda da devam etmektedir. Hedefimiz 2017 yılının yaz aylarına doğru projeyi bitirmek ve teslim etmektir. Onun takibinde bir sene sonra da marina ve otel kısmını bitirmeyi planlamaktayız. Projenin bu şekilde karma bir proje olaraktan, tabii otel kısmında da bir dünya markasına yer veriyor olacağız. Yaklaşık 50 tane suite'den oluşan bir butik otel olacak. Projenin turistik tarafı da tabii ki ön planda olacaktır. Bir karma projeyle Bodrum'a yeni bir değer ve bir çizgi, mimari çizgi katmış olacağımızı ümit ediyorum. Bodrum'da değerler özellikle son 10 senede çok ciddi artış göstermiştir. Biz de bunun hani bilinciyle birlikte projemizin konumu ve mimarisiyle birlikte buna uygun olarak projeyi fiyatlandırmaya çalıştık projeyi. Yaklaşık 8.000 euro civarında olacaktır fiyatların metrekaresi. Metrekare fiyatları genel olarak bu şekilde. Projenin satın alınmasını sordunuz. Biz buraya bakmıştık. Gerçekten biz de ailecekten Yalıkavak'ta yazları vakit geçirmeyi seviyoruz. Yalıkavak dediğim gibi marinanın gerçekleşmesi diğer gayrimenkul projelerinden dolayı öne çıkmıştı. Burasını gördüğümüz zaman özellikle çorak bir araziydi. Üzerine gidip acaba burada bir proje geliştirebilir miyiz diye düşündük. Kısmet bize nasip oldu. Onun üzerine de bu sefer bir arazinin 2013 yılında alınmasından sonra kime burada güzel bir proje çizdirmiş. Tabii Türkiye'de çok iyi mimarlar var. Fakat Türkiye'de şu ana kadar iş yapmamış. Fakat Bodrum'un mimarisini ve çevreye olan saygıyı azami ölçüde koruyabileceğimiz bir ilk defa Türkiye'de proje yapacak dünyaca ünlü bir mimari firmayı seçmeye karar verdik. Bu firmanın adı Saota. Saota gerçekten yatay ve sofistike villa mimarisi konusundaki bilgi hazinesiyle ön planda olan bir firma. Türkiye'deki ilk projeleri, yani bu ölçekteki ilk projeleri. Dolayısıyla hayırlı olacağını düşünüyoruz. Epic burada bizim kendi yarattığımız bir marka oldu. Özellikle bu markanın da arkasına böyle A+ seviyesinde bir gayrimenkul ve otel ve marina projesi yerleştirdiğimiz için bundan sonraki projelerimizin de aynı çizgide olmasının kurumsallık açısından daha doğru olacağını düşünüyoruz. Belki evet yani İstanbul'da esas bu bizim ilk tabii ki turizm sektöründeki veya gayrimenkul sektöründeki ilk yatırımımız değil. Ama belki de uzun yıllardan sonra mesken özellikle olaraktan yaptığımız ilk proje. Buraya ikinci bir otelimizi ekliyor olacağız. Bundan sonraki hedefimiz büyük ihtimalle İstanbul bölgesine gelmek olacaktır. Ama bu demek değildir ki Bodrum veya Türkiye'nin diğer yerlerindeki fırsatlara da bakmayacağız manasına gelmiyor. Ama hedefimiz ilk etapta buradan sonra Epic markasını İstanbul'a getirmek olacaktır.